Herkese merhaba arkadaşlarım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü ilk deneyimim olacak benim de. Sizlerle paylaşmak istedim. Artık biraz böyle alnımı falan kaldırdığım zaman şöyle bakın epey böyle buralarım katlanmaya başladı. Birazcık böyle kaldırdığımda mimiklerimle beraber çizgilenmeler görmeye başladım. Böyle durduğu zaman görmüyorum. Yani mimik yapmadığımda çizgilenmelerim henüz çıkmadı. Yaş 37, biraz geç bile kaldım hatta. Çünkü botoksu normalde böyle 30'lu yaşlara gelirken falan yapmaya başladığınızda yaşlanmaya engel oluyormuş arkadaşlar. Son araştırmalarıma göre. Zaten eskiden de biliyordum ama ben bir türlü cesaret edemiyordum. Neden bilmiyorum ama korkuyordum. Çok fazla da gerek duymuyordum ama şimdi artık biraz gerek duymaya başladım. Dediğim ben buraya şimdi gittiğimde öyle Ajda Pekkan gibi olmayacağım. Her yerimi böyle mum gibi olmayacağım. Sizinle konuşurken böyle konuşmayacağım kesinlikle. Yine böyle konuşmaya devam edeceğim. O yüzden çok böyle hafif dokunuşlar yapmasını rica edeceğim. Diyeceğim o ki hafif bir şekilde yaptıracağım. Sevgili Ajda Pekkan'ı da buradan öpüyorum. Çok da seviyorum. O işin esprisiydi yani. Ben gerçekten Ajda Pekkan'ı çok beğeniyorum. Onca şey yaptırdı ama onca şey yaptırdığı için bu kadar güzel değil. Allah vergisi bir güzellik var, bir enerji var, bir sinerji var. Girdiği her yerde ışık saçan bir kadın. Bu Allah vergisi ama gerçekten biraz fazla abartmış. Her neyse şimdi biz gidiyoruz. Taner'i zor ikna ettim buna. Diyor güzelsin, çok güzelsin. Ya biliyorum çok güzelim Taner. Ya çok güzelim, onun farkındayım değil mi arkadaşlarım? Espri yapıyorum. Bu bir estetik değil. Şimdi gittiğimde göreceksiniz arkadaşlar. Estetik dediğimiz şey yüzün şeklini değiştirmek. Dolguydu, ne bileyim gerdirmekti, burun kaldırmaktı, dudak şişirtmekti falan filan. Bunlar estetiğe giriyor. Ama botoks dediğimiz şey kasların fazla hareketini durdurmaktır. Yani fazla mimik yapmayınca buraların kırışmasını engel olmak. Dolayısıyla da biraz yaşlanmaya karşı koymak gibi bir şey. Araştırmalarına göre ilk yapıldığında 6 ay kadar gidiyormuş. Sonra yapıldığında 10 ay 1 seneye kadar çıkıyormuş bu süre. Yapma süresi. Şimdi gittiğimde bir 6 ay falan beni koruyacakmış. Ben bunu sizinle gün gün göstereceğim. Bu ilk günüm. Gitmeden haliki günün. İyice bakın arkadaşlar sizde. Şöyle ben de bakmak istiyorum. Bu benim ilk günüm. Dorin gider misin tatlım? Hala korkuyorum senden. Anneciğim ben alırım. Tamam geç sen. Bu benim ilk günüm arkadaşlar. İlk günü yapıldıktan sonrası ve en son halini her gün birebir paylaşacağım. Sizden de indirim koparmaya çalışacağım oradan. Benden gidenler olursa, beni görüp de benim adımı verenler olursa oradan indirim isteyeceğim, size söz veriyorum. Arkadaşlar geldik biz. Gelmek isteyenler için şu an Ankara'da Çankaya Yıldız'dayız ve Herion Poliklinik'teyiz. Buradaki hocamız var. Benim araştırdığım bir hoca. Umarım umduğum kadar vardır. Hadi hep beraber girelim. Ben gerçekten şimdi heyecanlandım. Bakalım neler bekliyor bizi, hep beraber görelim. Altta 100 bin altında fondöten olduğu için şimdi o siliniyor arkadaşlar. Öncesinde anestezi kremi uygulanması gerekiyormuş. Acılı olmaması için. Bu uyuşturacak. Anestezi kremi. Ben anestezi kremi. Bizden gelenlere de indirim yapın hocam. Tabii. Sen ona yazarsın. Söylersin. Yüzde kaç? Tabii şimdi söyleyelim. Onun sözünü verelim de gelen arkadaşlarımıza da bizden indirim olsun. İndirimimiz olacaktır. Herion Ankara Çankaya Yıldız'da Herion Poliklinik İlhami Bey'e geliyorsunuz. %20 indirimi kaptınız arkadaşlar. %25 olsun İlhami Bey. %25 indirim. Euro dolar çok artıyor. Ama %20 indirimi de gerçekten hiç kimseye yapmadığını söylediler. Ben bu videoyu açmadan önce, az önce konuştum, onun pazarlığını yaptım. %20 indirime çıktınız. Botoks için mükemmel bir indirim. Başka şeylerde de yaparlar. İndirim hakkınız var. Teşekkür ederim. İsmime veren herkese %20 indirimi kaptı arkadaşlar. Tabii anestezi kremle yüzümüzü uyuşturuyoruz. Evet. Yaklaşık bir 10 dakika sonra işleme başladığımızda hastalarda çok fazla bir ağrımız olmuyor. Tamamen alın bölgesine yapmış olduğumuz botoksumuzla ortalama 6 ay kırışıklıktan uzak, tamamen doğal görünen bir botoks uygulamasını izliyorsunuz şu anda. Serbest bırakabilirsin.
uygulamamız bitti. Şimdi küçük ütüşlere bakacağız. İhtiyaç olursa onu alacağız. Şu anda alın botoksumuzu, kaş arası botoksumuzu yapmış olduk. Evet. Çok da acısız. Hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar gerçekten. 5 dakika içinde bütün işlemler yapıldı. Zaten küçücük, aynen. Zaten küçücük bir acısı oluyor. O da birkaç dakika sonra zaten geçeceğini söyledi. İğnelerimiz oldukça ince, küçük. Evet, çok ince. Herhangi bir ağrı hissedemezsiniz zaten. Aynen. Geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şu botoksu geri vermeyeyim. Biraz fazla uygulamış olayım. Bu arada bu işlemden birkaç gün sonra da ciltte müthiş bir güzelleşme oluyormuş. Öyle söylüyor hocamız. Ciltte parlama daha bir güzellik. Aynen, berraklık. Cilt gerildiği için. Evet. Bu sadece hani şöyle söyleyeyim. Koruma amaçlı yapılabilir. Düşük doz botoks yapmak lazım. Çünkü mimikleri kaybetmemek lazım. Hani mimikleri kaybedecek botoks uzun vadede sıkıntı yaratabilir belki ama uyguladığımız botoks tamamen profilaktik amaçlı, koruyucu amaçlı. Yani bir 5 yıl sonradan botoks yaptırmayı bırakıyorum dediğinde 5 yıl önceki halinde kalır. Yani herhangi bir kaybı olmaz. Yine genç kalacaktır. Yani 40 yaşında, 35 yaşındaki görünüme devam eder. Botoks geçici bir işlemdir. Kaslarda geçici bir felç yaptığı için geriye dönüşü olan bir işlemdir. O yüzden hani botoks yaptıktan sonra ömür boyu yüzüm katı, kas katı kalacak diye bir olay yok. Botoksun etkisi ortalama 3-4 ay sonra azalmaya başlar. Eğer hasta sigara içiyorsa veya alkol yoğun tüketiyorsa zaten 6 ay sürme, 4 ayda biter bu etkinlik. O yüzden özellikle su için diyoruz, cildimizin daha sağlıklı kalması için. Beslenmenize dikkat edin. Doğal beslenmeye dikkat ederseniz hem botoksa ihtiyacınız azalır hem botoksların etkisi daha uzun süre devam edecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Birazcık buz uygulaması yapacağız. Dışarıya çıktığında herhangi bir şey olmasın diye. Aha, sağ olun. Şu an acım hiç kalmadı arkadaşlar. Gerçekten buzu koyuyoruz ama o da çok küçük küçük hafif kabarcıklar olduğu için herhalde onu yatıştırsın. İğne yerlerinin kaybolması için dışarı çıktığınızda kimse bir şey anlamasın. Anlamasın diye. Yoksa şu an hiçbir acım kalmadı yani. 5 dakika dedim az önce ama 5 dakika bile değilmiş. İğneyi çektiği anda acısı da bitiyor. Bir 10 saniye kadar. Gün gün her gün size gidişatını göstereceğim arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bir günümüz geçti. Bu ikinci günümüz botoksta. Ve alnımın şu anki halini göstermek istiyorum size. Ben de görmek istiyorum. Bakın o kat 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 şeyler tamamen gitti gibi bir şey. Bayağı bir azaldı. Hemen hemen %80'i gitmiş durumda. Üçüncü günde görüşmek üzere. Bugün üçüncü günümüz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Ben de görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buranın tamamı gitti. Sadece şuralarımda kaldı. Muhtemelen o da yarın geçecektir. Gördüğünüz gibi böyleymiş arkadaşlar. Son kez yarın da gösteririm ve bitiririz. Evet arkadaşlarım, bugün üstünden tam olarak bir hafta geçti. Üçüncü günden sonrasını çekmek istemedim gün gün. Küçük küçük farklılıklardansa hepsini olmuş bitmiş haliyle göstermek istedim. Ve bu son halimiz. Öncelikle şöyle bir yüzüme dikkat etmenizi istiyorum. Bir önceki videolarımda, bundan birçok önceki videolarımda gördüğünüz gibi yüzüm aynı. Yüzümde hiçbir değişiklik yok. Yani anlayacağınız üzere botoks yüzde hiçbir değişiklik yapmıyor. Sadece fazla çalışan kasları biraz durdurmaya yarıyor. O kadar. Şimdi gösteriyorum son halini. Şöyle gördüğünüz gibi kaşlarımı da kaldırabiliyorum. Hatta ben de bakmak istiyorum şuradan yakından. Kaşlarımı da kaldırabiliyorum. Kaşlarımı da çatabiliyorum. Dolayısıyla mimik yapabiliyorum. Bu demek oluyor ki çok güzel bir işlem yapılmış bana arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kaldım. Yapan hocamın da ellerine sağlık. Buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bazı botokslar var ki biliyorsunuz yanlış uygulamada ya da fazla verildiğinde yüz böyle mum gibi kalıyor. Hiç konuşamıyorsunuz. Aynen böyle konuşuyorsunuz, mum gibi. Hatta şöyle oluyor. Gözler böyle. Hiçbir mimik yok, hiçbir ifade yok. Ama ben de gördüğünüz gibi öyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğim hareketleri yapabiliyorum, özgürüm. Dolayısıyla ben bu işlemden memnun kaldım. Botoks yaptırmak bir estetik değildir arkadaşlar. Sadece küçük bir dokunuştur. Aksini iddia edenlere de saygım sonsuzdur. Ben yaptım, memnun kaldım. Düşünen arkadaşlara da tavsiye ediyorum.
Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Artık makyaj videolarımız da geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Bakım videolarımız, makyaj videolarımız, show makyajlarımız, hepsi için bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına linkini de bırakıyorum. Oradan da girip bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bye bye.